Satranç TV'den herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün Joseph Henry Blackburn'le Aaron Nimzo için bir maçı inceleyeceğiz. Blackburn E3 hamlesiyle oyuna başlamış. Siyahlardan B6 hamlesi ve F4 sürüşü Joseph Henry Blackburn'den. E, bu açışı biliyorsunuz arkadaşlar. F4 ile başlanıyor normalde sonra E3 sürülüyor. F1'deki filme 5ten verilmeye çalışılıyor. Sonra at F3 çıkılıyor. B3, fil B2 çıkıp A1, H8 çaprazı üzerine oynanmak istiyor. Bu arada sizin öneriniz üzerine meke bir format attım bu sabah. Umarım kasmıyordur video bu sefer. Siyalar E5 ile karşılık vermiş F4 sürüşüne. E5'in mantığı şu, rakibinizin F4'te piyon olduğu zaman eğer mesela şöyle örnek vereyim. Mesela D5 sürelim, F4 sürüşü gelsin beyazlardan. Siyahlar da E6 sürüşü. Böyle bir formatı beyazlar ister. Çünkü sonra at F3 gelecek sonra b 3 sürecek, fil B2 oynayacak. Yani E5 karesini kontrol edecek. burada bir sıkıntı yok. Beyazın istediği bir format ama siyahlar E5 oynadığı zaman e, rahatsız oluyor e, beyazlar. Bu sebeple F4'lü varyantlara E5 oynamak mantıklı. f E5, d E5. Şimdi atü 3 hamlesini oynamış Josef ünlü Black Açışa baktığımızda siyahın bir sıkıntı yaşamadan çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü E5'te bir piyon var. İki filin de önü görmüş olduğunuz gibi açık. Iı, taşlar da rahat bir şekilde gelişecek. At f6 at c6. Bu da beyazlar hemen bir şey elde ettiğini düşünmüyorum. Fil de alt tercih etmiş beyazlar ve Josephine Blackburn hemen e4 oynamış. Çok mantıklı bir yer neden diye soracaksınız. E4 sürüşünden sonra birincisi c1'deki fil yönü açıldı. İkincisi d5 ve f5 kadar artık kontrol altında. Beyazın ulaşmak istediği yapı filin c4'te olduğu, piyonun d3'te olduğu, atın da f3'te olduğu ve kısa rok atılan yapı. Çünkü bu konumda kısa rok attıktan sonra biz yani beyaz taşlar tarafından e, yorumluyorum. Beyazı tuttuğumdan değil. F hatta açık olacak. Yani kalemiz fazladan oyuna dahil olacak. Savaşa dahil olacak. Vezir elbiden ağaç çöğüde gidebilir. Yani beyazlar yani Josephine'i bile kısaca şarkından bir saldırı düzenlemek istiyor. E, Nimzoviç file altı yapıştırmış. At f e de F6 koymuş Nimzoviç. Nimzoviç de E5 karesini kont ettikten sonra tabii ki atın E7'ye gelmek istiyor. Sonra C5 sürecek. Sonra at BC6 gelecek ve D4 karesini kontrol etmeye çalışacak Nimzoviç'te ki D4 karesi önemli bir kare. Beyazın alt D4 sürmesi çok kolay değil. O yüzden D'yi sürmüş. Çünkü D4 sürseydi eğer. E alır D4. At alır D4. Bu konumda E4'deki piyon biraz e, izole kalacaktı. Ve bunu e, yapmak istemedi. E, Henry Blackburn onun yerine merkezi daha sakin tutup. E, kanattan saldırmak ve mat atağında e, bulunmak istedi. Klasik Joseph Henry Blackburn. O yüzden şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Geri geliyorum f6, d3, at7, file 3 ve şimdi c5 gelmiş. Siyahlardan artık d4 karesi bende diyor. Aron Nimzoviç at bc6 gelecek. At d4 tutturacak. Siyahlar da bu arada kısa rok atmak zorunda değil. Onu da söylemek lazım. Çünkü şah hala e8 tutuyor. Belki durmak üzere uzun rok atabilir. Oyunlarınızda böyle karşılaşabilirsiniz. İki tarafta birini böyle yoklar. Hani sen mi kısa rok atacaksın, ben mi kısa rok atacağım, kim uzun rok atacak falan filan diye. O yüzden roku geciktirmek aslında önemli. Özellikle mesela Fransız'da şahı ee, çok merkezi tutarız yani çok rok atmayız. O yüzden çok acele bir şekilde rok atmaya çalışmayın. Ama şu önemli. Eğer merkezin açılma ihtimali varsa, potansiyeli varsa yani savaş alanı merkez karelerinde gerçekleşecekse tabii ki e, rok atıp sonra e, merkeze yönelik bir e, alan hücumu, saldırı hücumu, konumu açma çalışması mantıklı olabilir. Vezir D2 öğrenmiş. Beyazlar Siyahlar'dan at bc 6 Fil D2. Fil E2. Ve Siyahlar at D4 oturmuş. E, D4 kalesindeki bir at her zaman rahatsızlık yaratacaktır. Atalı D4 mümkün değil. Çünkü C D4'ten sonra çatal var. E, fili almak zaten direkt terk etmekle eş değer. Çünkü bu tarz konularda bakın Beyaz'ın E2'de zayıf fili var. E, fili D4 direkt intihar. E, alır bunu ister E ile ister C ile. Çok bir önemi yok. E, ve şu beyaz şey siyah kadar inanılmaz zayıf. Keza A5 E1 çaprazı da. Ve siyah kaleli konten fili olmadan Josefen'e bir ekman burada hiçbir şey yapamaz. Kısa oku tercih etmiş bir ekman. Siyahlar da hemen kısa atmış. Ve burada ee, önemli bir hamle beyazlardan. Size soruyorum. Bakalım bu hamleyi kim bulacak? Gerçekten merak ediyorum. Lütfen videoyu durdurup düşünün. Evet. Çoğu arkadaşımız bulamadı ama yorum kısmına ben bu hamleyi buldum yazacak eminim. Ee, Henry Black bir at devir oynamış sevgili dostlar. Çok klas bir hamle. Ee, kapalı sicillerin genel normları bilen kişiler buradaki at devir hamlesinin mantığını anlar. Bakın D4'teki at çok önemli. Bu atı kaldırmak için herhangi bir taşın kullanılması yanlış. Yani fil at bunlarla kaldıramıyoruz. Bu atı dolayısıyla piyonun piyon kullanarak e, bu atı kaldırabilir. O yüzden at d1 çok önemli bir hamle. E, şimdi c3 oynayacağız. E, ata saldıracağız. Böylece at d4 karesinden gitmiş olacak. At e, c6. C3 at alır e2. He. Siyahlar fil çiftini ele geçirmeyi tercih etmiş. E, fil çiftine önem vermiş. Vezir alır e2. Şimdi kale e8. Siyahlardan ve Josefen'i Blackburn burada ataş 4 oynayarak artık ben Şah kanadı saldırısı yapmak istiyorum, diyor sevgili dostlar. Şimdi at a sonra e, amaçlar belli. At F5 gelinebilir. Kale F3, kale G3 gelinebilir. F5'teki at artık siyah filin çaprazını kapattığı için Bzg4 gelinerek de G7 karesine saldırı düzenlenebilir. E, Siyahlar ne yapabilir? Siyahlar da D3 karesine saldırabilir. Çünkü geri bir piyon var burada. Fil F8 çekmiş. Aron Limzovic. At F5 beyazlardan. Şah 8 ve Blackburn durmamış. İlginç bir hamle tercihi. Size soruyorum yine. Sizce beyazlar burada ne oynamıştır? Lütfen bir yorum. Düşünün. Blackburn burada şah 1 oynamamış. g 4 sürmüş. Demiş ki üç tane taşla madem mat edemeyeceğim ben karşımda bir savunma dehası duruyor. Aron Nimzo iş duruyor. Ben o zaman piyonlarla saldırayım diyor. G4 sürmüş. Vezir de 7 siyalardan. F2. A5. Ee, şimdi A4, A3 sürmeye çalışacak. C3'ü zayıflatmak için. Ee, D3 basitçe A3 oynamış. a 3 şöyle bir güzelliği var. Artık bu kale serbest. Yani kaleyi mesela D1'e ya da E1'e çekebiliriz. Ama şu an çekersek fil alır A2 var. Ee, yani bedava piyo vermeye gerek yok sonuçta. A3 yararlı bir hamle. b 5 sürüşü. Kale A1, kale A8. Şimdi kale D2. Olası D4 sürüşünü hazırlıyor beyazlar. D4, D5 sürüşü önemli. Ee, yani Blackburn Kartlarına böyle çok göstermek istemiyor. Yani belki duruma göre şark kanına saldıracağım. Belki merkezden saldıracağım diyor. Ben yeter ki gelişim yapayım diyor. Siyahlar sizce bu da ne oynamıştır? Bu sefer siyahları soruyorum. Lütfen videoyu durup düşünün. Evet sevgili dostlar. Eğer rakibiniz diğer kanattan saldırıyorsa tabii ki biz de başka bir kanattan saldırmayız. Ve Nimzo 3 burada B4 sürmüş. Diyor ki sen bu kanattan saldırıyorsan kardeşim bu işler karşılıklı. Ben de bu kanattan saldırıyorum demiş. B8 karenin gücünden de yerlenmek adına hemen B4 sürüşünü gerçekleştirmiş. A alır B4, A alır B4 ve Henry Blackburn şimdi Nimzo için sen tabi yıllarını verdin satranca ama diyor yani saldırıyı bizim işimiz diyor. O yüzden direkt C4 sürmüş. Kapatmış yani buradaki hattın ve çaprazın açılma ihtimalini. Tabi D4 karesi çok zayıf artık. Ancak bir tane zayıflık verilebilir diye düşünüyor. Sonuçta 3 tane hat kapanıyor, çarpmazlar kapanıyor. Aynı anda hem şoför yani bunu her zaman söylüyorum. Hem şoför arkası hem tekerlek üstü olması hem cam kenarı hem koridor böyle bir koltuk yok otobüste. Bunun gibi yani aynı anda hem merkezden zayıflık vermeyeyim hem rakibin planını keseyim. Saldıramasın sadece ben saldırayım. efendim söyleyeyim hat açılmasın çarpmaz açılmasın böyle bir anda çok kolay değil. o yüzden bir tane zayıflık vermek. Normal Kala 8 siyahlardan Vezir F3. Yani Blackburn'dan Kala A2 siyahlar hemen B2 karesine saldırıyor ters kanada atıldığı ya da iki tarafından saldırdığı konumlarda e, yani ters taraflardan saldırı fikirleri olduğu tarafta yer rakibi ya rakibi yavaşlatmanız lazım ya da saldırısını püskürtmeniz lazım. Burada Kale A2 ile birlikte aslında e, sürekli tehditler yaratarak Beyaz'ın e, saldırısını yavaşlatmaya çalışıyor Siyahlar ve kazanabilirse eğer süre kazandığı sürede de kendisi saldıracak D3 e ya da işte at A5 at B3 gibi fikirler yaratırda oturarak kendisi saldırmaya çalışacak. G5 sürüşü Blackburn durmamış saldırmış. G6 ve at k 4 geliyor. Joseph Henry Blackburn'den. Kardeşim sen atımı alıyorsan al diyor ya. Problem yok diyor. Ben Henry Blackburn'um diyor. Bugüne kadar kaç kere vezir feda ettik attan mı korkacağız diyor ve G alır F5'e izin vermiş. Şu an Blackburn at geri kalmış oldu. At alır F6 Blackburn saldırısına devam ediyor ve siyahlar at D4 gelerek karşıtlı ee, karşılıklı iki tarafına vezirlere saldırdığı bir konuma ulaşmış oluyoruz. Şimdi atları 7 alınırsa eğer tabii ki Nimzovic de vezir alacak ve şah çekmiş olacak. Kale f3'e de delideki atı alacak. Böylece siyahlar bir taş önüne kalacak. Buna izin vermek için Blackburn vezire fikir oynamış. Siyahlar vezir c 6 ve Blackburn artık e8'deki kareyi almış. Ve son oluşan konumda artık kareye karşı iki taş olmuş oldu. Burada Blackburn'dan bence ilginç bir tercih. Size soruyorum sizce beyazlar burada ne oynamış olabilir? Videoyu da durup düşünün lütfen. Josephine Blackburn şunu söylemiş. Demiş ki ben kalite geleyim ve rakibimin F4 sürüş tehdidi var. Bu tehlikeli bir tehdit. Eğer E alır F5 alırsam rakip de at alır F5 alacak. Buradaki filmi vereceksen bari karşına bir şey kazanayım demiş. Ve fil çarpı da 4 vurmuş. Önemli bir hamle. Çünkü siyahlar da E alır. Aldıktan sonra Blackburn E alır F5 almış. Ve iki tane piyonun güçlü bir yapısına ulaşmış olduk. Bunu her zaman söylerim. En kuvvetli piyon yapısı hareketli piyon yapısıdır dostlar. F5 ve G5'te hareketli bir iki tane piyon var. Yani bu piyonların arkadan desteklenerek ilerlemesi ciddi bir tehdit siyahlar için. Fil değildi. tamam fil çifti var ama bu filler oyuna giremiyor ve şu an e, ee, kaleler çok değerli şu an. Bakalım siyahlar nasıl karşılık verecek. Kaleye bir oynamış Blackburn hemen hatta almak istemiş. Vezir F7. Burada Blackburn F5 e, kalesiyle ilgilenmeyip Vezir H4 gelmiş ve siyahlar kale 8 geri dönmüş. Şimdi bana şunu soracaksınız. Niye filalar F5 almadı? E, F5 alabilir ama işte kale F1 oynanıyor. Bakın bilgisayarında gösterdiği gibi. F kalesinden F hattından ciddi saldırılar. Var. Mesela vezir E6'ya. Kale, i̇kinci kaleyi de 2de yani F hattında çiftliyoruz. Ve bu sefer hem bu file saldırı hem arkaya saldırı var. Filerden biri kaybedilecek. Dolayısıyla yine hat açmamak adına burada kale A8 dönmüş siyahlar. Blackburn kale F2 F5'i tutuyor. Şimdi siyahlardan fil C6 hamlesi açılan bir A8 H1 çarpmasına gitmek istiyor. Eğer bu fil B'de de vezi de C6 olsaydı ciddi bir tehditti. Çünkü H1'e sıcaktı ve neredeyse engelleyecek bir hamle yok. E, ee, kale 4 falan belki kalite fedası yapabiliriz ama bu sefer de kalite veriyoruz. Yani taş geri kalacağız. Vezir G4 oynamış Blackburn. Kale E8. Kale alır E8. Vezir alır E8. Ve burada tabii ki E hattını vermeyecek Blackburn. Hemen kale E2'yi patlatmış. Vezir D7'yi de kale E6 içeri girmiş. Bakın. Rakibinizde iki fil var ya da fil at var ya da iki at var. Fark etmez. Kalenizi aktif kullanmanız lazım. Buradaki piyonların da gücünden ayarlanmanız lazım ki rakip şah biraz zayıf saldırmanız lazım. Fila 8 ve bir kere daha video durdurmanız gereken yerdeyiz. Sizce Blackburn saldırısını nasıl olgunlaştırmıştır? Lütfen videoyu durdurup düşünün. Blackburn baba burada ben demiş artık piyonlarımı kullanayım. Kalem çapraz gitmiyor. Çapraz giden taşları kullanayım demiş ve G6'yı hemen patlatmış. H alır G6. Kale alır G6. Şimdi çok farklı tehditler var. G hattı zaten kapandı. Haş e, hattından da bir şah çekilirse mat'a baya yaklaşacak beyazlar. Vezir h7 ile burada haş e, hattını savunmuş siyahlar. Vezir g3 önemli bir hamle. Vezir h5 ile çok klasik bir hamle ile oyunu bitiriyor. Blackburn size soruyorum sizce ne oynanmıştır? Blackburn kale g4 oynuyor ve kale h4'e çare yok. Kale h4 ile birlikte vezir kazanacak. Çünkü fileyi de oynarsa kale h8 şah. Şah h de vezir g7 mat var. E, kale h4'ü yani kale h4'ü kesecek de herhangi bir hamle olmadığı için Burada e, terk etmiş siyahlar, eğer vezirler f5 oynarsa bakın yine kale h4 Çark. var. Vezir h kapatmak zorunda. Yine kale çarpı h7 Çarp. ve şah çarpı h7. Ve görmüş olduğunuz gibi Blackburn çok klas saldırarak kazandı. Maçı inceledik. Videolara 2500 beğeni geliyor. Sözümdeyim. E, bu, yani bu beğeni oranlarıyla dediğim gibi demek ki her gün video istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Onu söylemiştim. Dediğim gibi her video 2000 üzerine beğeni geldiği sürece yani siz izlemek istediğiniz sürece ben her gün video yayınlamaya devam edeceğim. E, elimden geldiğince umarım keyifle izliyorsunuzdur diyorum. E, maç e, analizi e, tekliflerinizde bekliyorum. Bu arada ben de bir turnuvaya katıldım. E, i̇nternet üzerinde. Yarın büyük ihtimalle onun videosunu koyarım. Bayağı keyifli bir turnuvaydı. E, yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.